Mutlu günler efendim. 1 Ekim Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız. Oldukça yoğun bir hafta, yoğun bir gündem olduğunu söyleyelim. Bugün de yine yoğun bir gündem olduğunu az sonra da zaten vereceğimiz haberlerle sizlere aktaracağız. Ama ne var şu an itibariyle, hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Hızlıca bir bakalım. Yerel kalkınma hamlesi teşvik programını ilan edeceğiz. Bu sözler Erdoğan'a ait. Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda da bulunduğu ve özel sektör için yerel kalkınma hamlesi teşvik programını açıklayacaklarını söyledi. Önümüzdeki haftalarda ilan edeceğiz dedi. Fiyat artışları içinde fiyat köpüğünün yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da hızlanacaktır ifadelerini kullandı. Mecliste yeni yasama yılı yoğun ekonomi gündemiyle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor ve yeni dönemde en önemli gündem başlıklarından biri de ekonomi olacak. İlk hafta, yani Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yine Ekim ayında bütçe, bu ay içinde 17 Ekim'e kadar 2025 yılı bütçesi teslim edilecek ve görüşmeler başlanacak. Bütçe teklifinin meclise sunulmasıyla birlikte ve bugün de açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı olacağını söyleyelim genel kurula. Çinli Chery Türkiye'ye yatırım yapmaya geliyor. Türkiye yatırım için Çinli elektrikli otomobil markalarının radarında. Yatırımlara ilişkin soruları yanıtladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çinli BYD'nin Türkiye'de üretime başlayacağını söyledi. 2026 içerisinde buna ilişkin adımlar atılacağını söyledi. Euro bölgesinde enflasyon Eylül'de %1.8 oldu. Yıllık enflasyon Eylül'de %1.8'e indi. Ağustos'ta %2.2 idi. Aylık bazda ise %-0.1 oldu. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir hava var. BIST yüzde 9.548 puanı görüyoruz. Satışların daha da derinleştiğini izliyoruz. %1.2'lik düşüş var. Devam edelim diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da %1.86'lık kayıp var. BIST Sanayi'de %1.3'lük, BIST Turizm'de %0.8'lik, BIST Gayrimenkul'de %2.5'luk ve BIST Teknoloji'de %1.4'lük kayıp var. BIST Spor'da ise prim olduğunu söyleyelim, %2 civarında. Devam edelim. BIST Sigorta'da %2.3'lük düşüş var. BIST Kimya'da %0.6'lık düşüş. BIST Gıda'da %0.7'lik düşüş. BIST Madencilik'te %3'ü aşkın düşüş var. BIST Bilişim'de ise kayıplar %1.5'ü bulmuş durumda. BIST İnşaat'ta ise %1.25'lik yükseliş var. Bugün BIST Spor ve BIST İnşaat dışında tüm endekslerin negatif tarafta olduğunu söyleyelim. Ve hemen BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere göz atalım. Beşiktaş, Enka İnşaat, Yiğit Teknoloji, Şok Marketler ve Tüpraş olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler. Azalan hisselere baktığımızda ise Karsan, Vedir Teknoloji, Odaş Elektrik, Eczacıbaşı İlaç ve Bin Yatırımlar Holding olarak sıralamayı takip ediyoruz. Evet, hemen bir değerlendirme alalım. İntegral Yatırım'a gidelim. Yurt dışı piyasalar uzmanı Deniz Karaca bizimle olacak. Deniz Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Giderek BIST yüzde satışların hızlandığını, derinleştiğini görüyoruz Deniz Hanım. Nasıl yorumlamak lazım? Neden böyle bir fiyatlama var? Şimdi öncelikle haftaya zaten negatif bir açılış gerçekleştirmiştik. Gün boyu da satıcılı seyirler izledik. Genele yayılan satışlar hakimdi ve günü de %1'in üzerinde kayıplı 9.665 seviyesinden tamamlamıştı endeks. Şimdi bu haftanın içeride en önemli verisi aslında Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamları. Bununla beraber önümüzdeki günlerde de yine S&P'nin kredi notu değerlendirmesi bulunuyor. Şimdi enflasyon rakamlarının %50 seviyesinin altına inmesi bekleniyor ki beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda hem not artımına hem Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine, ki merkezin eli bir nebze daha güçlenebilir orada, hem de programı olan inancın artmasına imkan sağlayabilir. Dolayısıyla risk iştahında artışlar görebiliriz ve orta vadede Borsa İstanbul'a olumlu yansımalarını da görebiliriz. Ayrıca ikinci çeyrek bilanço döneminde dün itibariyle sonlandırmış olduk. Oldukça zayıf, baskılı bir dönem geçirdik. Bu ay içerisinde de
Üçüncü çeyrek bilançolarını almaya başlayacağız. Evet, zayıf bilançolar gelecektir ama ikinci çeyrekteki olduğu kadar yine oldukça bir baskılı, şiddetli hissetmeyeceğimizi ben düşünüyorum. Geçirmeyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü ikinci çeyrek bilanço döneminde fiyatlandığı kanısındayım. Dışarıda ise baktığımda Amerika tarafında PMI rakamlarını karşılıyor olacağız ve Cuma günü tarım dışı istihdam rakamlarını karşılıyor olacağız. Verinin beklenti altı gelmesi yine Fed'in faiz indirim sürecini destekleyecektir. Bir önceki veride de beklenti altı gelmesi Fed'in elini güçlendirmiş ve 50 bas puanlık bir faiz indirimine gidilmişti. Bugün ise yatay negatif, evet, bir açılış gerçekleştirdik ama satıcılı seyirler devam ediyor. Genele yayılan satışların hakim olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksi günün ilk yarısında pozitif, volatil hareketler izlemiştik ama günün ikinci yarısında İstanbul enflasyonunun da açıklanmasıyla beraber orada da satış baskısının arttığını izliyoruz. Keza sanayi hisseleri zaten endeksi aşağı çekmeye devam ediyor. Teknik anlamda baktığımda ise 10 bin seviyesinin üzerinde tutunamayan bir endekse karşı karşıyayız. Oradan gelen satışlarla beraber geri çekilmeler görüyoruz. Satışların devam etmesi halinde 200 günlük ortalaması olan 9500 seviyesi karşımıza çıkıyor ki oraya da yaklaşmış bulunuyoruz bugün itibariyle. Ancak 9500 seviyelerinden de tepki alımları beklenebilir. Buna karşın 9500 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise 9400 ve 9275 seviyesi destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Değerlendirmeleriniz için iyi günler diliyoruz. BIST 100'de, daha doğrusu Borsa İstanbul'daki gelişmeleri, fiyatlamaları Deniz Karaca değerlendirdi. İntegral Yatırım Yurtiçi Piyasalar Uzmanı. Efendim, tabii pek çok konu var konuşacağımız. Bugün bir yandan da meclis yeni yasama yılına başlıyor. Erdoğan'ın genel kurula hitabı olacak. Onu da getireceğiz ekranlarınıza. Ama önce gündemi konuşalım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yanımıza. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sizi efendim. Stüdyoda görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Şimdi Ankara'dan hep bağlanıyoruz size. Evet. Tabii Ankara'nın da nabzını tutuyorsunuz. Şimdi önemli de açıklamalar var hocam. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası özel sektörümüz için yerel kalkınma hamlesi teşvik programını önümüzdeki haftalarda ilan edeceğiz dedi. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası'na özel olarak odaklanacağız. Sulama yatırımlarını tamamlamayı, akıllı tarım uygulamalarına hızla geçmeyi, kırsal ekonomileri çeşitlendirmeyi ve turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz dedi. Yerel kalkınma teşvik programı geliyor hocam. Bu ne anlama gelir Türkiye ekonomisi için? Tabii burada özellikle bölgesel gelir dağılımındaki o eşitliği sağlama noktasında aynı zamanda biz şöyle deriz. Bir mal üretirken emek, sermaye ve toprağa ihtiyaç var ve bunların optimal düzeyde buluşması gerekiyor ki üretim süreci rasyonel bir şekilde gerçekleşsin. Tabii nüfus büyük ölçüde batıda yoğunlaşmış vaziyette fakat Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde arazinin bol olduğu fakat üretim sürecine çok böyle daha yüksek düzeyde katılabilecek bir ekonomi var. Dolayısıyla bu ekonomiyi de burada üretim sürecine katmak gerekiyor. Peki bunun için neye ihtiyaç var? Bunun için öncelikle teşviğe ihtiyaç var. Bu teşvikler sağlandıktan sonra zaten hala hazır yürüyen bir sürü bu noktada teşvik var. Fakat yeni teşvik modeli birazcık daha bu sürecin hızlandırılması hedefleniyor aynı zamanda. Burada bir bölgesel planlamalar ile aslında üretimdeki aktivitenin verimliliğin artırılması, çıktığının artırılması, tabii yine emek, sermaye ve topraktan gidecek olursak burada kıt olan kaynak sermaye ne kadar bu sürece katılır ise teşviklerle ne kadar sürece katılır ise devletin de teşvikleriyle bu bölgeden elde edeceğimiz çıktı o kadar çok artacaktır. Bu o kadar güzel bir uygulama ki bir taraftan enflasyonla mücadeleyi de destekleyecektir bu. Çünkü hep biz talep tarafını konuşuyoruz enflasyon artmasının fakat diğer tarafta bir de arz tarafı var. Arz tarafının da burada sıhhatli olması, güzel işlemesi gerekiyor. Aynı zamanda da pazara tedarik sistemlerinin de aynı zamanda gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu sağlandığı zaman daha düşük maliyetle tüketiciye bu noktada mal ve hizmet ulaştırılacaktır. Fakat öncelikle arz tarafının güçlenmesi bu noktada teşvikler olacaktır. Bakın dünyada biz gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu özellikle son savaşlarla beraber, pandemiyle beraber anlamaya başladık. Bu noktada Türkiye'de çok şükür yeterince toprağımız var ve aynı zamanda tarım elverişli alanımız oldukça yüksek. Doğru olan burada doğru planlamayı ile katma değeri yüksek tarımsal girdiği
sağlayacak modelin geliştirilmesi ve aynı zamanda bu çıktıların, tarımsal çıktıların yine etkin bir tedarik zinciriyle pazarda nihai tüketiciye ulaştırılması burada aslında hedefleniyor gibi duruyor. Bu oldukça önemli. Bir taraftan da o bölgedeki halkın da bizatihi gelir düzeyini artıran, refah düzeyini artıran bir durum söz konusu olacak. Yani hem gelir dağılım açısından biz bunu değerlendirebiliriz. Yani bölgedeki aynı zamanda göçün önlenmesi için de bu oldukça önemli. Birçok boyutu var bunun. Artık biliyorsunuz İstanbul belli bir noktaya geldi. Aynı zamanda gıda güvenliği ön planda. Onun için arazi lazım. Bunu planladığımız zaman burada etkili üretim modelleriyle, teşvikle, sermaye girişiyle sağladığımız zaman bölge halkı bu noktada göç etmeyecektir ve yerinde kalacaktır. Nüfusun kalması önemli. Çünkü sonuçta bütün bu üretim sürecini gerçekleştiren olan şey beşeri sermaye ve insan ta kendisidir. Nüfus orada kaldığı zaman etkili bir planlama, doğru bir sermaye akışıyla beraber bölgedeki hem gelir düzeyi artacaktır, göç azalacaktır bu bölgelerden. Diğer taraftan ise arz tarafını desteklediğinden dolayı da enflasyona mücadele noktasında da Türkiye'nin elini rahatlatacaktır ki zaten dezenflasyon sürecine doğru gidiyoruz. Ve Türkiye zaten burada gıda, son zamanlarda kullandığımız kelimeler mesela enerji merkezi, finans merkezi, neden gıda merkezi olmasın? Yani çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin buradaki ara buluculuğu rolünden dolayı Ukrayna'daki ciddi Rusya'daki tahılın dünyaya aktarımının o dönemde dünyadaki gıda güvenliğini ne kadar rahatlattığını biliyoruz. Dolayısıyla şu an halen savaşların ortasındayız. Ama diğer taraftan da dünya enerji kaynaklarının tam merkezi. Diğer taraftan da aynı zamanda gıda üretim merkezlerinin de komşusuyuz. Hem biz kendimiz gıda üretim noktasında bir potansiyel olma durumundayız. Diğer taraftan ise özellikle Rusya, Ukrayna'daki tahılın Türkiye'ye gelip buradan tekrar dünya piyasalarına aktarılma durumu söz konusu. Aynı zamanda biz bunu içeriden de desteklemeliyiz. Yani içerideki bu tahıl olsun, temel gıda ihtiyaçlarının dışarıya bağlı olmadan götürülebilmesi ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Çünkü kutuplaşan bir dünya var. Ekonomik olarak öngörülemeyen bir jeopolitik riskler var. Dolayısıyla bunun merkezinde Türkiye'nin gıda güvenliğini bu noktada koymasının önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok üründe de dünyada en çok üretim yapan ülkeyiz hocam. Bir de tabii şöyle bir durum var. Maalesef son yıllarda genç nüfusun büyük şehirlere kaymasıyla birlikte tarımda insan kaynağı problemi çok fazla doğru, arttı. Çok doğru. Bu da aslında bir anlamda göçü de hızlandırıyor. Şimdi belki kırsalda kalkınma o bölgede daha fazla tutunmayı, daha fazla kalmayı da sağlayacaktır sizin dediğiniz gibi. Tarım stratejik bir ürün. Önümüzdeki dönem için dünyada en büyük savaşlar galiba gıdadan olacak hocam. Gıda ve aynı zamanda su kaynakları oldukça önemli. Bakın şu an hani İsrail'in Lübnan'a saldırısı var. Orada bir nehir var. İsmi Miatna Nehri galiba. Hı hı. Yani o nehre komşu olabilmek, o nehri su kaynaklarına ulaşabilmek. Yani bu su merkezli ve gıda merkezli bir duruma doğru gidiyor. Çünkü arz sabit fakat nüfus artıyor. Toprak sabit fakat nüfus artıyor. Bu da arazinin ve gıdanın önemini bu noktada oldukça ön plana çıkartıyor. Tabii tespit çok, çok önemli. Biz bunu vermiş olduğumuz derslerde, sosyal politikalarda da çok sıkça söylüyoruz. Genç nüfusun, o nitelikli nüfusun bir şekilde bu kırsalda kalabilmeleriyle gerekiyor. Çünkü katma değerli üretimi onlar yapabilirler. Geleneksel tarımı desteklenebilir tarafları elbette var. Fakat tarım da gelişme alanı oldukça geniş olan bir alan. Yani katma değerli üretimi yapılabileceği bir alan. Hep Hollanda örneğini veririz biz. Hani bir ufacık bir coğrafya. Fakat bütün Avrupa'yı bu noktada destekliyor. Türkiye bunun çok çok ötesine gidebilecek potansiyele sahip. Bu noktada üretimi artırmanın oldukça önemli olduğunu söylüyorum. Bunun için önemli olan insanı ve gençleri o bölgelerde tutabilmek. Yani bu şehrin o ışıklı görüntüsü, trafiği ve vesairesi gençler için bu noktada hani büyük şehirlerde olabilme noktasında. Fakat artık büyük şehirler doydu ve bizim burada aslında gençler katma değer potansiyellerini daha çok kırsal alanda gösterme durumuna da sahipler. Çünkü
verimli bir yöntem ile tarımda ne kadar çıktı elde edileceğine dair bir sürü araştırma var. Yani o yüzden gençleri orada tutmak lazım. Bu noktada birazcık da medyaya da ihtiyaç var. Çünkü kırsalın da bu noktada daha sevimli göründüğü, daha böyle çekici olduğunu da burada gençlerin bu noktada görmesi lazım. Yoksa bizim mesela Yeşilçam'a baktığımız zaman hep böyle şehri, apartmanı önceleyen böyle bir şey oldu. Bir model oluşturdu evet, insanların köyden kafasında. Köyden indim şehire. Oysa ki ABD'deki dizilerden o 70'li yıllarda, 80'li yıllarda ise kırsal hayatı önceleyen, sevimli gösteren, daha cazip gösteren diziler var. Dolayısıyla burada bu noktada kırsal değerli olacak, onu söyleyeyim size. Kırsal değerli olacak. Toprak daha da değerli olacak. Gıda üretimi çok daha stratejik bir noktaya gelecek. Su yönetimi, su kaynakları çok daha önemli bir hale gelecek artık. Yani dünya artık bunu gördü ve buna dair stratejiler oluşturmaya başlandı bile. Dolayısıyla burada sunulacak hizmetlerin doğru alanlara gitmesi, gençlere gitmesi, gençleri bu için cazip olması kırsal kalkınmayı da bu noktada destekleyecektir. Hem bölgeler arası gelişmişlik düzeyi bu noktada minimal düzeye gelecektir. Diğer taraftan gelir artacaktır. Enflasyonunla mücadelede destek olacaktır. Fiyatlar daha düşük piyasalara yansıma durumu söz konusu olacaktır. Detayları göreceğiz beraber, bu neleri kapsıyor. Evet hocam, şimdi tabii tarımdan bahsetmişken biz maalesef içeride ne konuşuyoruz? İşte gıda fiyatlarının hani tarımla kalkınmadan öte konuştuğumuz konu maalesef enflasyon dönemi olduğu için biraz da gıda fiyatlarının yüksekliği, işte gıda da bizi kim nasıl kandırıyor, daha çok bunları konuştuğumuz maalesef bir süreçte yaşıyoruz. O ahlaki erozyonu da maalesef önleyemiyoruz. Bugün Tarım Bakanı İbrahim İmaklı'nın önemli bir toplantısı vardı. Güvenilir gıdada yeni dönemi anlattı. Yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak 2024'te başladık ve bu tarihten itibaren sisteme veri girişleri başladı. Sistemi yarın saat 9'da açacağız dedi. Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek. Alkol, şeker veya tatlandırıcı içeriyorsa bu bilgiler tüketicinin rahatlıkla anlayacağı şekilde diğer bilgilerden daha belirgin yazılacak. Aromadan üretilen gıdalarda yanıltıcı meyve sebze görseli kullanılamayacak. Arı ürünleri olan propolis, arı ekmeği, arı sütü ve arı polenini gıda güvenilirliği kriterlerini belirleyen mevzuatı ilk kez yayımladık diyor. Ve balda taklit ve tahşişin tespitinde gelişmiş analiz metotlarını kullanacağız. Şimdi ciddi de bir aslında denetim yapılıyor ve ciddi cezalar da kesiliyor. Gıdanın adı ve net miktarı satın alırken ilk bakışta görülecek alanda yazılacak. Beslenme beyanları kılavuzu hazırlayarak şeker ilavesiz beyanı ile tüketicinin yanıltmasını engelledik. Gıda işletmelerinde kare kod uygulamasını 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği gününde uygulamaya başladık. Bakanlık olarak 7800 kontrol görevlisiyle yıllık 1.3 milyon resmi kontrol gerçekleştiriyoruz. Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetimle 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hocam şimdi 940 bin denetim, 16 bin uygunsuzluk tespiti, 368 işletmeye suç duyurusu. Şimdi belki de o yediğimiz içtiğimiz pek çok üründe çokça kandırılıyoruz. Çok doğru, çok doğru. Mesela şimdi ben markete gittiğim zaman etiketlere bakıyorum. İşte bazı ürünler 400 gram, bazı ürünler 500 gram. Böyle çok fazla şey var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kilogram fiyatını görmek istiyorum. Çünkü ambalajlar birbirine yakın, hacimler yakın. Fakat gramajlar farklı. Yani burada doğru bilgiye ulaşabilmem için orada kilogram başı bedeli görmem gerekiyor. Tabii çok ufak yazıyor onlar. Bir de özellikle 40 yaşından sonra böyle yakında zor okuyorsunuz. Böyle biraz gözlük takmanız lazım, yanınızda olması lazım. Göremiyorsunuz. Dolayısıyla bu az önceki şey çok önemli tespit. Yani çok net bir şekilde kilogram bedeli budur. O daha ön planda olmalı. Ondan sonra ürünün fiyatı altta şu kadar gram şöyle yazsın. Bu hem fiyatların takibi noktasına oldukça önemli. Şimdi bakın bir ürünün farklı versiyonları bir sürü markette satılıyor. Peki burada doğru fiyat hangisi? Bunu nasıl ölçeceğiz? Bunu nasıl anlayacağız? Yani bu dolayısıyla burada tek bir sistem şeklinde bu fiyatların ve içeriğine belirlenmesi gerekiyor ki fiyat kontrolü bu noktada daha net hale gelsin. Tabii diğer taraftan da siz dediğiniz gibi yani burada bir sürü ürün var ve bu ürünlerin maalesef
Uygunsuz şekillerde de üretilebiliyor, sahte olabiliyor balda olduğu gibi. Bunların denetimleri de bu noktada oldukça önemli. Fakat ben şunu da önemsiyorum aynı zamanda. Burada mesela ürün, enflasyonu çok konuşuyoruz, hep o tarafa gidiyorum da. Bir ürünün planlaması, mesela domatesin yıllık tonajının kapasitesinin ölçülmesi, bunu ne kadarlık bir kısmının doğru şekilde hangi fiyat sürecine tabi olarak tüketiciye geliş sürecinin ölçülmesi. Yani bu tarım aya gıda tarafı o kadar önemli ki bu. Yani biz enflasyonun mücadelesi sadece para politikası, maliye politikası orada değil. İşin arz kısmında tek tek böyle ele almamız gerekiyor. Yani doğru miktarda talebi karşılayacak ürün üretilebiliyor mu her bir bölgede? Hocam enflasyonu konuşacağız ama bir kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurula hitabı var efendim. Kameralarımızı çeviriyoruz meclise. Meclisimizin tüm çalışanlarına yeni yasama yılında başarı dileklerimi iletiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şu an çatısı altında beraber olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmış, Polatlı'dan top sesleri yankılanırken milli mücadeleyi sevk ve idare etmiş, İstiklal Harbimizi zafere taşımış, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi kurmuştur. Gerek meclisimizin açılması, gerekse Cumhuriyetimizin ilanı, milletimizin yakın tarihinde önemli dönüm noktaları olmakla birlikte, Türkiye devlet ve parlamento tecrübesi bakımından asırlara sari bir birikime sahiptir. Şunu gururla ifade etmeliyim ki, yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, 11. yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir. İnşallah devletimiz ebed müddet baki kalacaktır. Aynı şekilde bölge ülkeleriyle kıyaslandığında parlamento tecrübemizde 1876 gibi oldukça erken bir dönemde başlamış, zaman zaman inkıtaya uğrasa da günümüze kadar gelmiştir. Tıpkı devletimiz gibi bir şura makamı, bir meşveret ve istişare makamı olarak meclisimiz milletimizin hürriyetinin ve istiklalinin somut nişanesi olarak inşallah ebed müddet var olacak, daima açık kalacak, milletimize daha nice seneler alnının akıyla hizmet edecektir. Kurtuluş Savaşımız sırasında düşman kuvvetlerinin çok yaklaşmasına rağmen meclisimiz çalışmalarını cesaretle, fedakarlık ve sarsılmaz bir imanla ifa etmiştir. Meclisimiz gazi unvanını bileğinin gücüyle elde etmiştir. Yine 15 Temmuz gecesi işgal kuvvetlerinin hain uşakları tarafından ele geçirilmeye çalışılan ve bombalanan meclisimiz, milletvekillerimizin kahramanca direnişi sayesinde hem milletimize cesaret vermiş, hem kendisini savunmuş, böylece gazi unvanını bir kez daha teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı açılışında genel kurula hitap ediyor. Ekranlarınızda bir kısmını getirdik ve biz konuşmaya devam ediyoruz Profesör Doktor Abdülkadir Develi ile. Hocam şimdi yarım kalmıştık, o cümlenizi tamamlayın, sonra enflasyonu konuşalım. Tabii gıda güvenliği, işte bu özellikle şunu söylemiştim. Bu gıdadaki üretilen ürünlerin talebe göre, yıllık Türkiye'nin talebine göre bunun kaydedilmesi ve tedarik zincirinde ne kadar bir maliyet ile karşılaşarak tüketicinin önüne gelmesi bu noktada oldukça önemli. Yani biz artık bundan sonra yavaş yavaş
yavaş yavaş değil, çok hızlı bir şekilde artık dünya gıda güvenliğini daha çok konuşmaya başlayacak. Bakın zaten burada da Sayın Bakan da ifade etti, dünya gıda güvenliği günü de yapacağız dedi hani bu noktada. Ben bunun hem enflasyon boyutundan hem kırsal kalkınma noktasında olsun hem strateji noktasında olsun politik olarak giderek önemli bir hale geleceğini, tarafını söyleyebilirim. Hocam şimdi tabii biz gıdayı az önce de söylediğim gibi biraz enflasyonla bağdaştırdık hep. Çünkü fiyatlarda en çok aslında fiyat artışlarında, daha doğrusu o fahiş fiyat kelimesini daha çok gıdada gördük. Daha da çok ondan etkilendik belki de. Böyle olunca enflasyonun gidişatı hepimizi çok ilgilendiriyor. Şimdi üçünde Perşembe günü Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Oldukça önemli. Özellikle yaz aylarında baz etkisini gördük. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz? Eylül ayında ne görürüz? Ve bu bize yıl sonu için nasıl bir mesaj verir? Tabii gıdadan enflasyona şöyle bir geçiş yapabiliriz. Gıda neden önemli? Çünkü enflasyon sepetindeki ağırlığı %24-25 bandında. Yani gıda fiyatlarının artmaması veya artması tüketici tarafından özellikle belirli bir gelir grubunda olanlar için çok daha önemli bir durumda. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz gıda fiyatlarında bir artış durum söz konusu olmadı. Bu oldukça önemli çünkü enflasyon sepetinde gıdanın yeri bu noktada oldukça önemli. Tabii burada Merkez Bankası'nın işte geçtiğimiz aylarda bir enflasyon raporu sunumu oldu. Orada da şöyle bir ifade var idi. İşte %40-42'lik hedefe ulaşabilmek için 3. çeyrekte %2,5'un altına aylık bazdaki enflasyon düşmesi gerekiyor. Son çeyrekte de %2'nin altına düşmesini biz bekliyoruz, umuyoruz noktası. Dolayısıyla burada bizim aslında %2 oldukça önemli. Yani bunun altında gerçekleşiyor olması ve gıda enflasyonundaki o istikrarın sağlanması, hissedilen enflasyon açısından özellikle dar gelir vatandaşlar için oldukça önemli. Şimdi bu sevindirici olan şu, gıdadaki artış durdu. Dünyada da zaten gıda fiyatlarında bir artış durumu söz konusu değil. Hatta geçtiğimiz bir yıllık ortalamaya bakarsak düşüş durumu söz konusu. Türkiye'de de geçen ay gıdada bir miktar düşüş durumu söz konusu oldu. Bu iyi bir haber. Fakat genel eğilime de bakmak lazım. Çünkü burada beklentiler var enflasyona dair. Burada Merkez Bankası'nın yapmış olduğu anketlerdeki beklenti var. Reel sektörün var, hane halkının var. Dolayısıyla bunların buradaki makasın kapanması açısından gerçekleşen enflasyonun, tahmin edilen enflasyonun uyumlu halde olması gerekiyor. Şimdi gidişata bakacak olursak, yani baz etkisinin de desteğiyle bir hızlı bir düşüş şu anda yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da 2025'e kadar ben bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Yani %2'nin altına indikten sonra %42-43-41 o bantta bir yerde yılı tamamlayacağız gibi duruyor. Bu noktada işin zor kısmının geride kaldığı anlamına geliyor. Artık bundan sonra özellikle 2025 yılında tabii başka parametreler de var burada. Yani asgari ücretindeki artış ne kadar yansıyacak, ne kadarlık bir artış olacak. Diğer taraftan bu jeopolitik riskler hep konuşuyoruz. Fakat şu ana kadar jeopolitik risklerin iktisadi maliyetini çok fazla konuşmadık. Sadece şunu konuştuk. İşte bu Babil-Mendeb geçişinden aksamasından dolayı lojistik maliyetlerin arttığını, tedarik sürelerinin arttığını, bu da Avrupa'da özellikle enflasyonu artması noktasında destekleyebileceğini, artırabileceğini söyledik. Yani bundan dolayı, lojistikten dolayı artabilir ki zaten Şangay'dan 2500-3000 dolara gelen konteyner maliyeti İstanbul'a 7-8 bin dolara kadar çıktı bu noktada. Fakat daha da çok korkmuş olduğumuz, acaba enerji bundan nasıl etkilenirdi? Fakat enerji fiyatları şaşırtıcı bir şekilde tarihsel ortalamanın altına gidiyor, 175 dolar. Fakat orada bir kırılma noktası var. Yani bu savaş derinleşir ise, bu daha derin bir coğrafya, daha büyük bir coğrafya yayılır ise, bu artık İki tane önemli geçiş kapısı var. Bir Hürmüz Boğazı var. Diğer tarafta Babil-Mendeb geçiş kapısı var. Bir taraftan petrol sevkiyatı, dünya konteyner petrol ticareti 1/3 Hürmüz'den geçiyor. Dünya konteyner ticareti 1/3 de şeyden geçiyor. Bu Kızıldeniz'den Babil-Mendeb geçiş kapısından geçiyor. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Aynı zamanda biz savaşın genişlemesinin petrol üretimine vuracağı darbe de dikkate alınırsa, böyle birden 70-75 dolarlarda masum olarak değerlendirdiğimiz petrol fiyatları birden kopabilir, yani o link kopabilir. Fakat şu konjektürde aslında halen artmadığı talepte ilgili endişeler jeopolitik risklerden daha ağır geliyor bu noktada. Dolayısıyla bu da bir süreç aslında. Birazdan belki bununla konuşacağız. Yani dünyanın faiz indirme sürecini şu an yönetmesine de bakıyoruz. ABD bu indirimi nasıl yönetecek? Artık bunu konuşmaya başladık. Yani bu indirim sürecinin enflasyonu hortlatmadan nasıl yönetilebilir?
Yani bir taraftan jumbo indirim yaptı FED, fakat diğer taraftan şuna bakıyor arka planda. Acaba bu birdenbire küresel talebi artırırsa emtia enerji artar mı? Bunun hesabını yaparak etki analizlere girecek gibi duruyor. Tekrar bize dönecek olursak, yani bu şu anki ortamda en azından kısa vadede şunu diyebiliriz. Enflasyonla mücadelede enerji, emtia fiyatlarının yatay seyir durumu söz konusu. Talepte rasyonelleşme var. Kredi kartı harcamalar %120 üzerindeydi, fakat son aylarda yatay seyirdir. Enflasyon uyumu seyirdir. Artık burada da bir rasyonelleşme oldu. Beklentilerde iyileşme var 12 ay sonrası. Burada da bir iyileşme durumu söz konusu. Dolayısıyla aynı zamanda TL'nin reel değerlenme süreci de bunu destekliyor. Yani bizim şu an uygulamış olduğumuz ekopolitikteki enflasyonla mücadeledeki önemli parametrelerden bir tanesi ise TL'nin güçlü olması. Özellikle CDS'in düşmesi, kredi notunun bu noktada artması, batının faiz indirmesi, oradaki portföy yatırımlarının bu tarafa kayacak olması kısa ve orta vadede TL'yi de güçlendirecek gibi de duruyor. Ve burada kur merkezli, aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi de TL üzerindeki o baskı da azalmış olacak. Yani dolayısıyla bu TL'nin güçlenmesini destekleyecek. Hulasa ben bu yıl için %40-42 bandında ve bu Eylül ayında da umuyoruz ki %2'nin altında bir enflasyonla karşı karşıya kalalım. Peki hocam, şimdi faiz indirimi demişken enflasyon bu noktaya indiği zaman faizde nasıl bir tablo olur? Merkez Bankası ne yapar? Bu yıl içerisinde faiz indirimine gitmeli mi? Şimdi bir yandan bakıyoruz iş dünyasında ciddi olarak yüksek faizin etkilerini, sıkıntılarını yaşıyorlar. Seslerini de aslında yükseltmeye başladılar bu anlamda. Ama tabii bir yandan da enflasyonla mücadeleye destek vermeye çalışıyorlar. Bir yandan işte yine geçen hafta İş Bankası Genel Müdürü mesela Kasım'da 2,5 puanlık bir indirim olmalı diyerek bir net açıklama da yaptı. Yani bankacılık sektöründen de aslında bu yönde bir talep var, ama Merkez Bankası ne yapar? Bu yıl içinde faiz indirir mi, indirmeli mi diye sormak isterim. Cost for everything diyoruz biz genelde. Ya her bir adımın bir maliyeti var. İktisatta, ekonomide. Yani dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşürelim dediğiniz zaman diğer tarafta bunun maliyeti, işte büyüme, ekonomik aktivite bundan nasıl etkilenecek, bu şekilde kalıyor idi. Tabii burada Türkiye'nin yapısı işte ABD'den ve Avrupa ülkelerinden farklı. Daha genç bir ülkeyiz, daha dinamik bir ülkeyiz, büyümeye daha meyilli bir ülkeyiz. Geleneksel olarak büyümemiz %5 bandında. Yani bu bizim aslında büyüyen bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Fakat diğer taraftan da fiyatları bu kontrol altına almak için de ne yapmak gerekiyor? İşte sıkı para politikasını, sıkı maliye politikasını uygulamak gerekiyor. Ben şunu söyleyebilirim Hulasa. Dünya faiz indirim sürecine girdi. Majör ülkelerin merkez bankaları bu sürece başladı. Ve şu anda bu süreci nasıl yönetebiliriz bunu konuşuyorlar merkez bankaları kendi aralarında. Çünkü bir endişe var, ne? Birden genişlersek enflasyon, fiyatlar tekrar hortlayabilir. Dolayısıyla burada bu süreç yönetiliyor. Bir indirim süreci var ama. Bizde ise bir sıkılaşmanın şu an halen zirvesindeyiz. Ve ilave adımların atılabileceğine dair şahin açıklamalar Merkez Bankası tarafından gelmeye devam ediyor. Fakat özellikle son süreçte de şunu görmeye başladık. Biz bakın iki tane önemli haber aldık. Bir tanesi işte bu kredi kartlarına taksit imkanı getirilmesi. Bu her ne kadar faiz indirim süreciyle ilgili olmasa da genişleyici bir adımdır. Yani şu aynı zamanda bugünkü haberde de kırsal kalkınmayı destekleyecek teşvik programlarının da bu noktada hayata geçirilecek olması. Bu da tırnak içerisinde faiz indirimiyle alakalı olmasa bile genişleyici bir adımdır. Yani ekonomiyi destekleyici bir adım. Yani biz bu süreçte sıkılaşmaya devam edeceğiz, fakat mikro düzenlemeler ile ilgili sektörler desteklenecek gibi duruyor burada. Mikro düzenlemeler ile ihtiyaç duyulan noktalarda ekonomi yönetimi genişleyici adımlar atacak gibi duruyor. Kredi kartı adımı bu önemliydi. Teşvik adımı bu noktada yine aynı şekilde. Çünkü bu sıkılaşmanın maliyeti var. Dolayısıyla burada bazı sektörlerde daha erken müdahale gerekebilir. Dolayısıyla sıkılaşma devam edecek bu yıl. Ama ilgi duyulan alanlarda, sektörlerde mikro düzenlemeler ile, mikro destekler ile genişleyici adımları biz görebileceğiz. Ben bu yıl sonuna kadar faiz indirimi bu noktada beklemiyorum. Mikro düzenlemeler bekliyorum. Genişleyici veya daha doğrusu ihtiyaç duyulan sektörlere yapılacak olan düzenlemelerle rahatlatıcı adımlar atılacağı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Biz 2025'in başlarında faiz indirimini konuşmaya başlayacağız. Belki 2025'ten sonra bu süreci daha net olarak göreceğiz. Fakat şu an için
Dediğim gibi sıkılaşmanın zirvesindeyiz. Enflasyondaki o hizmet enflasyonu katılık devam ediyor. Halen yüksek enflasyon var. Zaman zaman rahatlatıcı adımlar yapılacaktır mikro düzenlemeleriyle, fakat yıl sonuna kadar böyle gidecek gibi duruyoruz. Hocam, o zaman son olarak Fed'i de sorayım. Özellikle az önce siz de bahsettiniz. Fed belki de piyasaların beklentisinin üzerinde bir faiz indirimi yaptı ama farklı mesajlar da veriyor. Bu böyle gitmez tarzında mesajlar da veriyor. Önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo beklersiniz? Yani bu indirimler böyle devam eder mi? Yoksa bir seçim arası mı verirler? Seçimler ne kadar etkiler? Tabii bizi nasıl etkiler? Bir sonraki adımında ben jumbo bir indirim daha beklemiyorum. Çünkü o indirim yapıldı. Bir beklenti vardı. Büyüme endişesi vardı. O birden ayyuka çıktı böyle. Pazartesi Ağustos ayında. Oradaki o beklentiyi gidermek amacıyla yapılan bir adımdı. Fakat yine çok ciddi bir indirim yaptı. Yani bizim beklentimiz ötesinde oldu. Şimdi Amerikan seçimleri var bu noktada. Artık da daha çok ekonomi politikaları, başkan adaylarının konuşulduğu bir süreç var. Yani ABD aslında bunu daha çok konuşmaya başladı. Temkinli bir indirim gelebilir bu süreç içerisinde. Çünkü bu noktada açıklamalar da geldi ABD kanadından. Tabii çok hızlı faiz indirime sürecinde olmayacağız noktasına açıklamalar gelmeye başladı. Yani buna benzer bir adımın olmayacağını biz bu açıklamalardan anlayabiliyoruz. Yani böyle bir jumbo bir indirimden ziyade belki indirmeyecekler önümüzdeki ay. Belki çok daha temkinli bir indirim durumu söz konusu olacak. Burada biraz daha Kasım'daki o seçimler görülecektir. Yani şu anda daha çok şu konuşulmaya başladı. Acaba Trump kazanır ise o uluslararası ticareti kısıtlayıcı politikaları uygulamaya devam edecek mi? Eğer uygular ise bu içerideki fiyatları artıracak mı? Eğer uygular ise dünya ekonomik aktivistliğinde olumsuz etkilenecek mi? Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları var meclisteki hitabında. Hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. İhracatımız 256 milyar dolarla rekor kırdı. İhracattaki güçlü performansımız 2024'te de devam ediyor. Yıllık ihracat Ağustos'ta 262 milyar dolarla tarihimizin zirvesine çıktı. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene 60 milyon turist sayısı, 60 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimizi de tutturacağız. Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşturduk. Milli gelirimiz, bunun altını çiziyorum, 1 trilyon dolar sınırını geçerek 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece milli gelirde çok kritik bir psikolojik eşiği aşmayı başardık. 2024 yılında kredi notu 3 büyük kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşmeye bağlı olarak ülkemizin risk primi de düşüyor. Bankacılık ve reel sektörümüzün dış borç çevirme oranları yükseldi. Türkiye'yi daha çok siyasi sebeplerle alındığı gri listeden de çıkardık. Yine bu süreçte 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine getirdiği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen mali disiplinden taviz vermedik. Kim ne vaat ediyorsa benden 5 fazlası siyasetinin seçim meydanlarını esir aldığı 31 Mart sürecinde popülizme asla tevessül etmedik. Kararlı duruşumuz sayesinde hamdolsun enflasyonda kalıcı düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Gıda enflasyonu da 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde
mutfağında daha fazla hissedecektir. Her zaman söylüyorum, bizim bir tane gündemimiz var. O da vatandaşımızın refahını ve alım gücünü kalıcı biçimde artırmaktır. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Hangi özveride bulunuyorsak bunun için bulunuyoruz. Yakın çevremiz istikrara kavuştukça inşallah biz de rahatlayacak, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şu hususu büyük bir memnuniyetle vurgulamak isterim. Covid-19 salgınıyla başlayan, bölgemizdeki savaşlarla devam eden, asrın felaketinin de etkisiyle sarsılan makro dengeleri hızla iyileştiriyoruz. Türkiye'ye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi ekonomi programımıza katkı sunacak her türlü öneriye açığız. Ancak uyguladığımız programa olan inancı zayıflatmaya dönük söylemleri tasvip etmiyoruz. Kabul edelim ki eleştiri ayrıdır. Ekonomik tetikçilik ayrıdır. Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz. Millete faydalı olunmaz. Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Meclisimizden ve siz saygıdeğer milletvekillerimizden bu konuda azami hassasiyet bekliyor. Desteğiniz için şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Deprem bölgemizin süratle ayağa kaldırılmasının gündemimizin ilk sırasında olmayı sürdüreceğini burada tekraren ifade etmek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun, 6 Şubat gecesi yuvası yıkılan, düzeni bozulan, yakınlarını kaybeden depremzede kardeşlerimizin yanında olacak, yaralarını saracak, inşallah güvenli yuvalarını peyderpey teslim edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 28. dönemi 3. yasama yılına bölgemizdeki sıcak gelişmelerle giriyoruz. İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaklaşık bir yıldır yürüttüğü terör ve soykırım bugünlerde maalesef Lübnan'a uzandı. Evet, enflasyonda düşüş sürüyor, devam edecek dedi Erdoğan. Düşüş trendine girdik. Bundan sonraki süreçte daha hızlı düşecek. Vatandaşımız çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek. Temel amacımız vatandaşın daha çok refah içinde yaşaması dedi Erdoğan açıklamalarında, meclisin yeni yasama yılı töreninde genel kurula hitabında. Diyelim ve hocam son bir değerlendirmeyle toparlayalım. Tabii kalıcı refah artışı nasıl ölçülür? Fiyatların istikrar olduğu bir dönemde ölçülür. Dolayısıyla hep ekonominiz de bunu ifade ediyor. Burada önemli olan kalıcı refahın tahsisi. Bu nasıl olacaktır? Fiyatlar öngörülebilir düzeyde olduğu zaman, enflasyon düştüğü zaman burada daha net bir şekilde o refah artışını hissedebilir. Yoksa diğer türlü yüksek maaş artışları, reel artışlar, fakat sonrasında bir enflasyondan erime durumu söz konusu olabiliyor. Tabii 1 trilyon dolar aşan bir ekonomiyiz artık ve bu TL'nin değerlenme süreci devam ederse ki biz edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte daha da fazla, daha yüksek rakamlara erişme durumu söz konusu olacak. Turizm olsun, ihracat olsun, döviz getirici faaliyetler ile sağlıklı büyüyebilmeyi de işte budur. Evet, çok teşekkür ederiz hocam değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizimleydi efendim. Şimdi aslında bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Kahve dediğimiz zaman öyle
aslında yabana atmayalım. Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir markası Türk kahvesi var. Baktığınız zaman Avrupalılar geçen yıl kahve ithalatına 10 milyar eurodan fazla para harcamışlar. Bir yandan bakıyorsunuz Çin'de ki çay ülkesi artık kahve zincirlerinin çok daha fazla olduğunu ve kahve tüketiminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani ekonomisi oldukça kuvvetli ama bizim için de oldukça renkli bir konu. Hemen kahve deyince aklımıza gelen ilk isimle konuşalım. Murat Kolbaşı bizimle olacak. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda da Türk Kahvesi Tanıtım Derneği'nin de öncülerinden tabii ki. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım sizlere. Kahve günümüzü hep beraber buradan kutlamak üzere diyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biraz kahvenin ekonomisinden konuşalım Murat Bey. Hem Türkiye açısından değerine, gastroturizm açısından, Türk kahvesi açısından hem de bir yandan da aslında kahvenin küçük ev aletleri sektörüne etkisinden bahsedelim. Nasıl bir büyüme sağlıyor size? Özlem Hanım, öncelikle kahve bahane her zaman olduğu gibi sizinle sohbet şahane diyerek çok ben söze başlayayım. Sizinle de öyle. Sağ olun. Türk kahvesi, Türk lokumu olduğu gibi iki tane dünyada aslında en iyi bilinen asetimiz. Dünyanın nereye giderseniz gidin her yerinde Turkish Coffee dediğiniz zaman, Türk kahvesi dediğiniz zaman bunun karşılığını bulabiliyoruz. Hakikaten müthiş bir gelenek ve 5 Aralık 2013 tarihinden beri de Türk kahvesini UNESCO, Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel bir mirası olarak kabul etti. Bu da bizim için çok kıymetli ve önemli. Şimdi kahve çekirdeğini yetiştiremeyen ve hiçbir zaman üretmemiş bir ülke olarak, ki son zamanlarda Antalya, Alanya'da ve Mersin'de yavaş yavaş üretim başladı. Bizim bu başarımız nereden geliyor? Osmanlı'nın özellikle Kanuni'den sonraki saray içeceği olan kahveci başıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda saraya ziyarete gelenlere sunulan bu kahvemiz aslında ün olarak almış yürümüş. Ve bütün dünyada tanınmış ve dünya hakikaten hızlı bir şekilde kahveyi de çaydan daha fazla da tüketmeye devam ediyor. Artarak devam ediyor çünkü Asya'da artık kahve içiyor. Peki bunun ticari anlamda çekirdek üretmeyen bizlere bakılırsa nedir durumu? Bir kere biz çekirdeği alıyoruz. Dünyada en fazla, en ince çekilen kahvesi haline getirip dünyaya ihraç ediyoruz. Bu çok kıymetli ve önemli. Bunun yanında Türk kahvesini yapabilmek için de Türk kahve makineleri özellikle 2002'den beri bizim sektörün önemli bir oyuncusu oldu. Dünyada 75 milyon adet kahve makinesi satılırken bunun yaklaşık %10'u artık Türk kahve makineleri oldu ki bunu da her geçen gün arttırıyoruz. Kahve zincirlerimiz bugün Türkiye'nin dışına taştılar. Londra'da, Amerika'da, Avrupa'nın birçok noktasında ve Orta Doğu'da kendi markalarımızı, kahve zincir markalarımızı görebiliyoruz. Ve tabii kahve deyince bunun aksesuarları olan, yanında tamamlayıcı tad olan lokumu, fincanı, diğer bütün aksesuarlarıyla da dünyaya Türkiye'den çıkan ve ihracat yapan bir aset olabiliyor. Çünkü adı üstünde Turkish Coffee, Türk kahvesiyle ilgili her şeyde nereden alınır? Tabii ki Türkiye'den alınır diyerek ben isterseniz konuyu burada böyle toparlayayım. Şimdi önemli bir içecek olduğu gibi bir yandan da önümüzdeki dönem için belki de kaynakların çok azaldığı bir sektör. Ama bir yandan da Türkiye açısından Türk kahvesi çok önemli bir marka. Hatta Amerika'da bile Türk kahvesi günü düzenleniyor artık. Türk kahvesini tanıtım için neler yapıyorsunuz? Uzak Doğu'da önemli görevleriniz var Deyik şapkası altında. Oralarda tanıtım yapabiliyor muyuz? Ne yapmalıyız da bir Türk kahvesi içmeye turisti getirmeliyiz? Özlem Hanım, şöyle konuya yaklaşayım ben de. Bugün aynı zamanda 1 Ekim Çin'in de milli günü. Dün akşam da onu kutladık. Çok yakın zamanda Çin'le yapılan çalışmalarda Çin halkına da artık Türk kahvemizi tanıtıyoruz. Çünkü kahvenin tüketimi dünyada olduğu gibi Asya'da da hızla yükseliyor. Uluslararası Amerikalı kahve zincirlerinin en fazla Amerika'dan sonra şube açtıkları ülke artık Çin oldu ve Asya ülkeleri oldu. Biz de oradaki insanlara
Türk kahvesini tattırmak, Türk kahvesinin önemli bir özelliği olan fal baktırmayla da onları buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle mesela geçtiğimiz pazar günü 300 şubeli bir kahve zincirinde tanıtımlar yapıldı. Bunu da her geçen gün arttırıyoruz. Önümüzde 29 Ekim var. 29 Ekim'de de özellikle büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımızla da Türk kahvesini tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika zaten kahvemizi çok iyi tanıyor. Asya'ya da yavaş yavaş Türk kahvemizi yayıyoruz. Bir de benim bir mottom var. Buradan onu da söylemek isterim. Dünyanın neresine giderse gitsin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gittiği yerde menüde görmese de muhakkak Türk kahvesini istesin. O menülere, o restoran, kafelere Türk kahvesi gelecek. Bu biraz da milli bilinçli olacak. Hepimizin bu konuda bir katkı yapmasını da bizi dinleyen herkesten rica ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, bol kahveli günler. Evet, çok teşekkür ediyoruz size de. Murat Kolbaşı bizimleydi efendim. Arzum Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.